Selamun aleyküm arkadaşlar. Keyifli, canlı, kanlı, hareketli 10 numara bir sohbetle inşallah bugünü tamamlayacağız. Çok keyifli olacak, çok canlı olacak, çok hareketli olacak. Arkadaşlar size bir baba yiğidin, bir Küheyla'nın öyküsünü anlatacağım. Ortalığı nasıl dağıttığını anlatacağım. Hakikaten analar ne yiğitler doğuruyor. Hakikaten böyle baba yiğit bir daha yeryüzüne gelmez. Kör oğlu musun be kardeşim? Kara Murat mısın? İşte o arkadaştan bahsedeceğiz. Cüneyt Arkın yanında halt etmiş. Adam abi kafadan bir girer federasyona. Karşısına çıkan masaları, sandalyeleri, iskemleleri devirir. Nerede o? Tutmayın beni der. Dalar abi dalar. Patır 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 merdivenleri çıkar. Çık lan karşıma der. Çıkar. TFF'nin bütün camlarını yere indirir. Sonra karşısına Limak Nihat çıkar. Limak Nihat da kafayı bir geçirir haşırt diye abi. Limak Nihat yerde. Yerde. Sonra devam eder. Karşısına çıkan Galatasaray düşmanları, yancıları, yardımcıları, şakşakçıları, tetikçileri, tetikçilerin başını, şahını, hepsini abi. Kafa, göz bir girer abi. Cam, çerçeve, ne varsa indirir abi. İndirir, tutamazlar, zapt edemezler. Ulan Cüneyt Arkın mısın derler, Kadir inanır mısın derler. Abi onların karışımı bir adam. Adam estikçe eser, coştukça coşar ve abi her tarafı dağıtır, her tarafı dağıtır. Tutmayın lan beni, Galatasaray'a yamuk yapanım ben. Ta der ortalığı dağıtır. Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra hatırlayın bir baba yiğit çıktı basının karşısına. Meydan okudu. O sistemi yıkacağız. Bizi o sistem ya yiyecek ya biz o sistemi bitireceğiz dedi. Devam etti arkadaşlar. Bizi hakem yaktı Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında dedi. Hocamızı haksız yere oyundan attılar dedi. Dediğim gibi estikçe esti, gürledikçe gürledi. Dedik ki analar ne baba yiğit doğuruyor be. Ne baba yiğit doğuruyor. Elmas, elmas hafif kalır abi yanımda. Ne elması abi? Dünyanın en kıymetli, kıymetlilerinden daha kıymetli. Şanı, gücü, kudreti. Abi müthiş ya, müthiş. Böyle bir adam, böyle bir Galatasaray başkanı yeryüzüne bir daha gelmez arkadaşlar, gelmez. Dağıttı, TFF'yi dağıttı, Limak Nihat'ı indirdi. Alayına, Galatasaray düşmanlarının alayına kafa göz girdi. Ve baba yiğit, böyle bir baba yiğit bir daha gelemez arkadaşlar. Gelemez, gelemez. Geldi, işte böyle bir baba yiğit Galatasaray başkanı var dersem de inanmayın arkadaşlar. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Bunların hepsi nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bunların hepsi... Buyurun. Yalan söylüyorsun. Yalan! Yalan söylüyorsun. Yalan! Ya da arkadaşlar ya da arkadaşlar böyle bir şey. Değil mi? Şimdi dinleyelim. Seviyorum da. Hayır. Seviyorum da. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey diyebilirsiniz şimdi benim bu anlattıklarımdan sonra. Hani Küheylan gitti ortalığı dağıttı diyorum ya ben. Siz de şöyle dersiniz herhalde bilmiyorum. Asiktir be Rıfat abi. Der misiniz abi? Dersiniz der. Onu bunu bilmem arkadaşlar. Bu benim anlattıklarımdan sonra o baba yiğidin TFF binasını dağıtıp ona buna kafa göz girmesinden sonra herhalde siz şöyle diyebilirsiniz bana. Böyle diyebilirsiniz. Çüş! Çüş! Evet arkadaşlar ben de aynen çüş diyorum. Ama o TFF'ye, o TFF'nin kahramanlarına da şunu söyleyelim. Yedi sülalene çüş. Eşek bile senden masum. Arkadaşlar... Daha söylenecek çok şey var. Söylenecek çok şey var ama gelin şunlarla bitirelim. Evet arkadaşlar. Galatasaray düşmanlarının alayına abi bir kere daha ne diyoruz? Galatasaray düşmanlarının alayına biz şu göndermeyi yapıyoruz arkadaşlar.
Tamam arkadaşlar, şimdi meselenin özü anlaşılmıştır. Peki biz neden bahsediyoruz? Biz şundan bahsediyoruz. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye özellikle anlı şanlı teknik direktörünün hataları sonucu 2-1 yenilmiş olmasının ardından ve de o teknik direktörün şov yaparak saha kenarında kendini türbüne çıkarttırması, yani kırmızı kart görmesi, isteyerek, bilerek kırmızı kart görmesinin ardından başkanına diyor ki çık, beni savun, konuş diyor. Malum başkan çıkıyor, diyor ki hocamız kırmızı kartı haksız yere gördü, TFF bizi doğradı, Galatasaray'a zaten bu kazıkları hep atıyorlar, işte sahada bilmem meler meledi, VAR'da bilmem kim bizi kekledi, hepsi doğru mu abi? Kısmen doğru. Doğru doğru olmasına doğru da bu ilk defa olan bir şey değil. Yarın diyor federasyona gideceğim, TFF yetkileriyle, başkanıyla görüşeceğim diyor. Öyle güzel esiyor, öyle güzel gürlüyor ki içimden dedim. Ha işte, ha tamam, bundan önceki yönetim Mustafa Cengiz falan pısırıktı kardeşim. Onlar bir şey yapamıyordu. Baba nihayet masaya yumruğu güm diye indirecek. Hatta ne yasaya, kodumu oturtacak. Tepelerine tepelerine çökecek. Eyvah, yandı federasyon dedik. Federasyonda önlemler alınacak. Alınır mı? Alınır, alınmış. Demir kapılar, arkalara barikatlar kurulmuş, bilmem ne olmuş öyle ya. Küheylan geliyor, dalacak içeri. Daldığı zaman olmadı abi, Malkaçoğlu gibi, bilmem ne gibi duvarların üstünden atlayıp TFF başkanlığın odasına tepeden inecek. Çık lan karşıma diyecek. Çık, çık. Nasıl çıkacak? Var mı onda o cesaret? Var mı onda yürek? Yok abi, kimse yan bakabilir mi? Bakamaz, bakamaz abi, biz bunları bekliyorduk. Peki ne oldu arkadaşlar? Hani diyorlar ya, ne oldu poşet yan diyor, ne oldu emmi? Bir gün sonra dedi, iki gün sonra TFF başkanından öğreniyoruz ki emmi gel, benim pazartesi günü işim var ama seni salı günü saat 15'te TFF binasında bekliyorum diyor. Ve gidiyor emmimiz oraya. Gidiyor, orada görüşüyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Aa, bir açıklama yapılıyor. Kol kola, el ele vermişler. Zannedersiniz ki bu TFF yıllardır Galatasaray yağlı kazığa oturmamış abi. Galatasaray'a dünyanın en büyük kazığını atmamış, en büyük kötülükleri yapmamış. Bunlar Galatasaray düşmanlıklarını sanki böyle yıllarca hiç sürdürmemişler. Aman aman aman, TFF başkanıyla Küheylan Galatasaray başkanı abi neredeyse enseye tokat alacaklar birbirlerini. Yapma baba ya, sen bu federasyonu dağıtmaya gitmedin mi? Galatasaray'ı yenen hakkını aramaya gitmedin mi? Onun için gitmedin mi? Amacın o değil miydi? Bunu açıklamadın mı? Bunu söylemedin mi? Söyledim. Peki niye ya? Ama yemedi abi, dübür yemedi oraya gidince. Adam abi Tornistan, hani diyordun ya federasyonun içerisinde Kovasora düşmanları var, onlar var, bunlar var diyordur. Onlarla da bir de beraber oturuyor. Özellikle TFF başkanı diyor ki ben oradaydım diyor. Sayın diyor yardımcım da oradaydı diyor. Yardımcı da oradaydı diyor. Galatasaray'ın baş düşmanı. Galatasaray'a her türlü kazıkları atmış. Oğulcan meselesinde orada, burada, içeride, dışarıda abi haşır taşır yapmış Galatasaray'a. Bay yardımcı, ey yavrum ey, o da orada. Ya ben Galatasaray başkanı olacağım, o adam odadan içeri girdiği anda abi oradaki iskemleyi kaparırım, ikisinin kafasına indiririm. Yani bunu şiddet anlamında söylemiyorum, tepkimi koymak için söylüyorum. Abi oturmuşlar abi, çay kahveler içilmiştir eminim. Konuşmuşlar, bilmem ne yapmışlar. Ya bu yardımcı Galatasaray'a her türlü kazığı atmış. Maçın hakemini değiştirmiş. Birini VAR'a koymuş, öbürünü oraya koymuş. Her türlü naneyi, haltı yemiş. Sen bununla nasıl orada oturuyorsun emmi? Galatasaray başkanı olarak orada nasıl oturuyorsun? Peki madem oturacaktın, bir gün önce medyanın önüne çıkıp da niye kükredin? Niye estin gürledin? Kimi kandırıyorsun emmi ya? Bizi mi kandırıyorsun? Bizi mi kandırıyorsun? Yoksa bize mi gücün yetiyor? Deme sen demedin mi? Bu hakem bizi şöyle doğradı, böyle doğradı. Teknik direktörümüzü haksız yere oyundan attılar. Penaltımız verilmedi.
Tamam mı? Yediğimiz gol var, öncesi faul, o bu falan. Abi hiçbir şey yok. Oraya gidince baba her şeyi unutmuş. Ondan sonra yok Türk futbolunu kurtaracağız, yok şunu yapacağız. Estekti, köstekti. Ah, 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 ne ala, ne ala. Hatırlayalım, hatırlayalım. Arkadaşlar şimdi dinliyoruz, bakın neler neler söylemişler, neler konuşmuşlar emmiler, bir dinleyelim bakalım. İlişkilerimizde bazı sıkıntılar olduğunu tespit ettik biz. Dolayısıyla Sayın Burak Elmas'a maçtan sonra maçı biz sağ salim Galatasaray'la aralarında sıkıntılar varmış Galatasaray'la TFF'nin. Ben ile Servet yardımcı arkadaşımız. Ben ile Servet yardımcı diyor arkadaşlar. Dikkat edin cümleye, dikkat edin. Başkan da evet gayet iyi olur dedi. Maçtan sonra bir toplantı yapalım. Hepimizin bildiği gibi pazar günü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Ve maç sona erdi. Sonra başkan... Aa, maç oynanmış ve sona ermiş arkadaşlar. Bakın ne güzel ya. Basın mensuplarının önünde federasyona gideceğini ifade etti. Ben de kendisini bunu duyduğum anda... Vay be! Duyar duymaz diye ben mesajı attım. Gel başkan seni bekliyorum dedim diyor. Vay 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 vay. Sizi bekliyorum saat 15'te dedim. Başkan da hemen mesaj yazdı. Teşekkür etti. Ve salı günü 15'te... Salı günü 15'te buluştuk diyor şimdi emmim. Bak bakın cümleye bakın. Kendisi ve yönetim kurulu iki üyesi arkadaşıyla beraber federasyonumuzu ziyaret ettiler. Ben başkan yardımcımız Servet Yardımcı. Servet Yardımcı orada. Yardımcımız Sayın Ali Düşmez'le beraber aramızdaki yalnız derbi maçı değil. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilişkileri. Sadece derbi maçla ilgili değil diyor. Bundan sonra nereye taşıyacağımız konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Demek istiyor ki biz bugüne kadar Galatasaray'ı yağlı kazığa oturttuk. Neler olduğunu, nasıl olacağını, tribünde yaşanan olayları, kim neyi doğru anladık, yanlış anladık hepsinde... Vay 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 anam vay. Vay anam vay. Teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki Galatasaray Türk futbolunun temel taşlarından birisi. Oo, Galatasaray Türk futbolunun temel taşlarından biriymiş. Galatasaray'sız olmaz. İnşallah Türk futbolu Galatasaray'sız olmayacaktır. Dolayısıyla vay anam. Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray'ın ilişkilerini biz en iyi noktaya getirmek durumundayız. Vay. Bunda da vay. Hem biz TFF... Demek ki ilişki diye bir şey yok, iyi bir yere gelecek. Başkanı Sayın Burak Elmas ve onun yönetimi aynı duyguları paylaşmaktayız. İnşallah ilişkilerimiz bundan sonra daha iyiye doğru giderek... İnşallah diyor, bundan sonra da diyor Galatasaray'ı her türlü yağlı kazığa oturtma faaliyetlerini sürdüreceğiz diyor. Peki arkadaşlar, şimdi bu. Peki Sayın Galatasaray Başkanı neler söylüyor bunun üzerine? Bakın o da aynen şunları söylüyor emmim. Emmim diyor ki işte bir takım şeyler, gazeller, mazeller okuyacak şimdi. Ben size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sazı eline Küheylan Başkanı alıyor abi. TFF'yi dağıtmaya giden başkan alıyor ve bakın şunları söylüyor arkadaşlar. Özetle dinleyelim. Sayın Başkanımız doğru söylüyor. Daha önce geçen hafta konuşmuştuk ama tabii derbi beklentilerimizin üzerinde bir takım olaylara gibi olunca ben biliyorsunuz bir basın toplantısı yaptım. Sayın Başkanımız da sağ olsun hemen bana bir mesaj çekerek salı günü saat 3'te buranda bir talebimize cevap verdi. Biz yaklaşık 6 aydır görevdeyiz ve Türk futbolunun çözümlerini konusunda Galatasaray'ın masada güçlü iradesi olacağını baştan söylemiştik. Bu bugün için de geçerli. Bizler konuşarak anlaşabilen insanlarız. Sayın vay be, konuşarak anlaşarak. Bu konuda çok rahat konuşabildiğimiz biri. Geldiğimizden beri geçmişten gelen bir takım alışkanlıkları düzeltmek, Türk futbolunun değerini yükseltmek adına ciddi bir çalışma yapılıyor. Bunu rahatlıkla da şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Sayın Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetimi de hakikaten bizim istemiş olduğumuz önemli değişikliklere de cevap verdi. Arkadaşlar hiç kusura bakmayın. Hemen kestim o konuşmayı. Çünkü böyle yıkama yağlama konuşması var. O yüzden ben diyorum ki arkadaşlar bu. Hiç bunun lagosu yok arkadaşlar. Yalan söylüyorsun. Yalan! İşte bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar, bir kere daha dinleteceğim. Ya da şunu bir kere daha kuvvetli olarak söylemek lazım. Çüş! Çüş!
Abi çüş küçüş. Çünkü kim yer ya? Bunları kim yer? Ne TFF başkanının söylediğini ne de Küheylan başkanının söylediğini abi. Hiçbirini biz yer miyiz abi? Madem bunlar olacaktı da niye gittin abi oraya adamı yıkayıp yağlayacaksan? He? Niye gittin abi? Niye gittin? Neden esip gürledin o zaman? Sorarlar adama değil mi? Sorarlar. Yok. O zaman cevap şu. Ve de bunu demek zorundayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunu demek zorundayım. Ha siktir be Rıfat abi. Abi bunlara bu gerekir. Kusura bakmayın. Bunlara bu gerekir. Olmaz böyle bir şey. Olmaz bir şey. Abi adam sana bilezik gibi geçirmiş ya. Bugüne kadar sana bilezik gibi geçirmişler abi. Hatırlayın o meseleyi. Hatırlayın. Arkadaşlar biz şunu biliyoruz değil mi? Bu federasyon yıllardır, aylardır, haftalardır Galatasaray'a her seferinde kusura bakmayın ama bunu söyleyeceğim bilezik gibi geçirdiler mi abi? Geçirdiler. Ne yaptınız abi? Ne yaptınız? Hiçbir şey. Gelin şunu bir kere daha hatırlayalım da biraz gülelim abi. Gelin. Gelin abi hatırlayın. Allah aşkına ya. Böyle bir şey var mı ya? Gülün. Gülün biraz abi gülün. Bundan şişlerim ulan. Kebapçı salonu mu ulan burası? Ayı. Aa, nasıl geçirdim ama? Aynen. Ne demek ulan bu? Manası çok derin. Ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Abi aynen böyle. Şimdi adamlar Galatasaray'a her seferinde geçirdiler abi. Öyle bir geçirdiler ki resmen bunu aleni yaptılar. Galatasaray kulübü yöneticileri, başkanları da ne demek lan bu demekle kaldılar. Ötesine gidemediler. Zaten şurada çok açık ve net bir şekilde bir şeyi görüyoruz ki arkadaşlar. Çok net bir şekilde. Sen gidiyorsun. Her türlü yağlamayı, yıkamayı yapıyorsun. Neredeyse Nihat Özdemir ve yardımcı Servet ve ekibini Türk futbolunun kurtarıcısı olarak ilan edecek Galatasaray Başkanı. Galatasaray'a bunca kazık atılmamış hiçbir şey yok abi. Yağlama yıkama yapıyorlar. Ya adam sana her seferinde vurmuş darbeyi, çıkmışsın vurmuş, çıkmışsın vurmuş, çıkmışsın geçirmiş, çıkmışsın geçirmiş, ceza vermiş, onu yapmış, bunu yapmış, elinden futbolcunu almış, futbolcunu başka kulübe vermiş, para ödemeye seni mahkum etmiş, Avrupa'da futbolcuna lisans vermemiş, onu yapmış, bunu yapmış, cezanın her türlüsünü, kralını yapmış, yapmış, yapmış abi. Sen bu Servet yardımcıyla gidip aynı masada oturuyorsun ya, oturuyorsun ya. Bu adamı gördüğün zaman kalkıp gitmen lazım, tavrını göstermen lazım. Niye estin? Niye kükredin? He? Niye o kadar celallendin? Horozlandın çıktın maçtan sonra. He? Kime kandırıyorsun? Kime horozlanıyorsun emmi? Yapma kardeşim. Biz seni 47 yaşındasın. Galatasaray'a 15 yıl, 20 yıl başkanlık yapacak bir kıvamda gördük ya. Sen böyle geldin. Biz arkanda böyle durduk. Galatasaray başkanına bak abi. Gitmiş hemen yelkenleri suya indirmiş. Biz diyoruz ki adam gidecek cam çerçeve dağıtacak. Galatasaray düşmanlarından hesap soracak diyoruz. O abi Galatasaray düşmanlarıyla aynı masaya oturuyor. Yok bize şunu yaptılar da yok eski düzen devam ediyor da bu düzenin işte devam etmesini isteyenler var da estek var köstek var abi. Nerede? Nerede abi Halil Meler denen adam ya da bilmem Galatasaray düşmanı Yaşar bilmem ne uğurlu mudur uğursuz mudur? Abi onun düdüğü gözüne gözüne sokabiliyor musun? O Nihat Özdemir denen Galatasaray'dan intikam almak için yemin ettiğini her fırsatta söyleyen adamın kafasına kafasına yumruğu indirebiliyor musun? Eskiden Aziz Yıldırım Tüpçü'ye yapardı abi. Kapıdan içeri girerdi. Benim anlattığım hani rüyada görsem bile inanmayacağım o cam çerçeve indirme işte kafa göz dalma hikayelerini Aziz Yıldırım hayatta yapıyordu abi. Kapıdan içeri girdim abi. Sandalyelere mandalyelere tekmeyi vuruyordu. Dağıta dağıta nerede lan o tüpçü diyordu. Tüpçü kaçacak yer arıyordu abi. Ama nerede şimdi abi? Galatasaray Başkanı abi gidiyor. Bütün bunlar oluyor. Ondan sonra el ele kol kola medya karşısına çıkıyorlar. Aman da ne iyi. Aman da ben Sayın Başkan. Galatasaray Türk futbolunun vazgeçilmez değeridir. Aramızda sorunlar var. Sorunlar olduğunu yeni mi anladınız lan?
Adam bunu söyleyen bu başkanın zaten TFF başkanı pozisyonundaki adamın bunları söylemesi başlı başına bir itiraftır. Yapışacaksın yakasına. Demek sorun var ha. Al sana diyeceksin. Al sana diyeceksin. Ondan sonra da Galatasaray taraftarları gelecekler abi seni orada omuzlarda taşıyacaklar Florya'ya kadar. Ama yok. Yok. Böyle bir şey yok abi. Yelkenler suya inmiş, estek de köstek, abidik gobidik. Biz bunları biliyoruz zaten. Yeni bir şey söyle bize emmi. Yeni bir şey söyle. O yüzden çüş. O yüzden adama işte diyorlar ya siktir be diye. Öyle diyor abi. Bunları yapmayın o zaman. Galatasaray taraftarına yapmayın bunları abi. Yapmayın, etmeyin. Gözünüzü seveyim. Burak Başkan. Genç adamsın. Sıktın mı taşı, çıkarırsın suyunu abi. Biraz cesur ol abi, cesur ol. Arkanda 30 milyonluk, 40 milyonluk büyük bir aile var. Ben az önce programın, sohbetin başında söylediklerimi rüyamda görsem inanmam. Galatasaray Kulübü Başkanı dalacak içeri TFF'ye, cam çerçeve indirecek. Galatasaray'ı düşmanlarından hesap soracak. O olacak, bu olacak. Abi hani derler ya, 7 düvel bir araya gelse ben şu şeyle, servet yardımcı denen adamla oturmam abi. Bu adam Galatasaray'a her türlü kazığın, her türlüsünü atmış kazığın, her türlüsünü, her çeşidini atmış ya. Adam tescilli Galatasaray düşmanı. Galatasaray yerlerde sürünsün diye adam her şeyi yapmış. Sen onunla aynı masada oturup, efendim Galatasaray'ın sıkıntıları varmış. Bundan sonra ilişkiler daha iyi olacakmış. Galatasaray Türk futbolu için vazgeçilmezmiş. Galatasaray'ın her istediklerini yapıyormuş TFF başkanı. Bilmem neymiş. Vay anam vay. Galatasaray yerlerde sürünüyor. La siz demiyor muydunuz derbi maçta? Hakem bizim anamızı ağlattı. Şunu yaptı, şunu yaptı. Şöyle oldu, böyle oldu. Hocamızı haksız yere attı bilmem ne diye. Sen de çıktın dedin ki, işte ben de dedim bir takım açıklamalarda bulundum. Ne yaptın? Sen TFF binasında burada oturuyorsun. Adam abi gelmiş Burak Elmas ceza kuruluna bilmem neden. Teknik direktör ceza kuruluna. Galatasaray ceza kuruluna. İşte hocana 5 maç 8 maç. Sana artık 45 gün mü 60 gün mü ceza meza. Hani senin yaptığın konuşmalar hak arama konuşmasıydı. İstediğin bir şey dedi. Hakkını aramış. Adam ne diyor TFF? Senin yaptığın konuşmayı ben iplemem diklemem diyor. Hadi bakayım diyor. Hadi oradan diyor. Ondan sonra millet diyor ki soru soralım bari diyor. Yo soru sorma. Niye? Soru sorarsanız diyor bugünün anlamına diyor ters düşecek şeyler olur diyor. Tabii ki anlamı ne? Manası ne abi? O günü yağlama yıkama. Demişler ki buna bak ya yağladın yağlama yıkama yap ya da görürsün gününü demişler. Abi ya insan bu kadar kolay teslim olur mu? Ey Galatasaray Kulübü Başkanı gözünü sevdiğim adam ya. Bu taraftar senden esip gürlemeyi böyle sahte kabadayılar gibi değil. Harbiden istiyor abi. Genç adamsın, dişli adamsın. Arkanda bu 40 milyonluk aile var abi. Niye teslim oluyorsun? Madem teslim olacaksan niye çıkıyorsun oraya? Ha? Zaten sen Fatih Terim'in talimatıyla o basın toplantısına çıkmakla kendini bitirdin. Hocanı savundun. Nesini savunacaksın abi? Nesini savunacaksın? Adam sahaya dalmış. Hakeme gider yapmış. Bilmem ne yapmış. Bak şimdi ne yaptı? Sahaya girdi. Topa vurdu. Ondan sonra sarı gördü. Peşinden de işte hakem oradan göstermiş. Erkek sen gel yüzüme karşı göster demiş güya. O da ben erkek adam demiş. Gelmiş göstermiş. Ne diyorlar abi? İşte bilmem kural tanımadı, hakaretten bilmem nereden. Şimdi bunları söylemek hakaret oluyor ama öbür taraftan saha içindeki topa vurursun. Hakem sana sarı kart gösteriyor. Hakemin anasını avradın abi. Yedi sülalesine, o çocuğundan mu çocuğuna kadar girersin. Abi adamın 8-10 maç ceza alması lazım. Yok bir maç. Ama bu adamın yaptığı, Galatasaray hocasının yaptığı abi hakarete giriyor. O çünkü tamam adı ya Galatasaray ya orada yardımcı var ya başka biri daha var ya başka bir Ankara'da bir tane var ya her şeye giden Beşiktaşlılığıyla övünen meşhur Baykan mıydı Baykan var ya Baykan hey yavrum bunlar ya adamların Galatasaray düşmanlıkları biter mi kardeşim ya biter mi abi asla bitmez. Arkadaşlar bir Galatasaray başkanı düşünün ki TFF'ye hesap sormaya gideceğini söyler. Gittiği zaman yelkenleri suya indirir, adamların dümen suyuna girer, onları savunacak duruma gelir
ve ondan sonra medya karşısına çıkar. Bari bunu yapma be Burak Elmas. Bari bunu yapma bize be. Yapma bunu be. Yapma. Galatasaray taraftarı bunu hak etmiyor be. Hak etmiyor. Abi dik dur. Dik yürü, dik yürü. Eğilme. Kime eğiliyorsun abi? Bu federasyona nasıl teslim olursun sen? Kim bunlar ya? Kim bunlar? Adamın sen söylediklerine nasıl inanırsın? Bu adam Galatasaray'dan intikam almak için yemin etmiş bir adam. Yeminli bir adam. Buna nasıl inanırsın? Adam sen daha arkanı dönmeden, federasyonun dış kapısından çıkmadan sana cezayı vermek için hemen açıklamaları patlatıyor. Onu şundan verdim, bunu bundan verdim diyor. Var abi burada var. İşte TFF başkanının hemen o toplantıdan hemen ardından abi bu açıklamaların yapılıyor olması normal bir şey mi? Senin o yaptığın toplantıdan sonra adam seni ceza kuruluna gönderiyor. Bilmem ne yapıyor. İşte burada bakın maddeler var. İlgili maddesi var. Onu var, bunu var. Aldım hepsini tek tek koydum abi var. İşte burada var. Sizler zaten bunları biliyorsunuz ne olduğunu ne olmadığını. Burada ilgili maddeler şunlar bunlar. İşte Galatasaray Kulübü Başkanı'na diyor şundan gönderdik. Ha hocasını bundan gönderdik diyor. Gönderdik de gönderdik diyor abi. Diyecek bir şey yok. Bak millet işte bunları yapıyor. Bak taraftar vallahi taraftar daha şey. Uyanık taraftar gerçeği biliyor. Her neyin ne olduğunu biliyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı Fatih Terim FTK'ya sevkine PVDK'ya mı nereye sevk edildiyse bak sevk edildi diyor adamlar. Ha ağır, ağır cezalık üstelik. Ne yaptı? Hakeme hakaret etmiş. Hakeme ana avrat bilmem o çocuğu o çocuğu dümdüz gitmedi ya. Demek ki oldu. Terim'e ağır ceza yoldu. Abi yolunu yapıyorlar. Yapanlara bir bakın abi. Yol yapılıyor. Terim'e ağır ceza yoldaymış. Bu aktörlere izin vermeyiz. Hangi aktörlere izin vermeyeceksin? Abi gittin sen TFF ile konuştun. Çıktın TFF başkanı ile beraber yalama yıkama yapıyorsun. Yalama yıkama yapıyorsun. Abi bırak. Bırak abi. Bu, biz bunları yemiyoruz. Her kulübe eşit adaletmiş. Bak. Her kulübe eşit adalet. Kim diyor bunu? Galatasaray başkanı diyor. Ama biz böyle eşit adalet bilmem ne falan filan görmüyoruz. Bu sevk terimi yakacak. Ne yaptı lan? İşte içerideki topa vurdu, öbürü de vurdu. Hakaret etti. Öbürü ana avrat dümdüz gitti. Yok abi, onlara bir şey yok. Her kulübe eşit adalet diyor Galatasaray Başkanı. Bekle. Eşit adalet. İsimleri tek tek TFF'ye vermiş. Ne ismi verdin tek tek TFF'ye abi? Ne verdin? Galatasaray düşmanı. Ya beraber adam yanında oturuyor. Sen TFF başkanına yardımcın. Senin bu yardımcı var ya yardımcın. Benim baş düşmanım bu. Galatasaray'a her türlü kazığı bu attırıyor. Bu atıyor. Ne olacak abi? Ne yaptın? Yok. Hiçbir şey yok abi. Estek kostek. Ne diyor şimdi bak burada? Abi cümle şu. Her kulübe eşit takdir, haklara eşit adalet ve eşit cezalar. Baba. Ne güzel süslü değil mi? Cümle çok güzel abi. Cümle çok güzel. TFF başkanına böyle güzel bir cümle kurarak arkadaşımız bunları istiyor. Tamam diyor ya emmi diyor. Hiç merak etme sen diyor ya. Hiç merak etme diyor bunları biz. Bak adam ne diyor? Galatasaray daha çıkmadan disipline. Yallah hemen disipline abi. Şimdi ortak noktada buluşmuşlar. Abi ben şu ortak noktanın ne olduğunu merak ediyorum ya. Ortak noktanın ne oldu? Adam diyor ki ben diyor Galatasaray'dan ömrüm oldukça intikam alacağım diyor. Öbürü de diyor ki Galatasaray doğranıyor. Doğranıyor da kardeşim ne oldu? Peki ne çıktı ortaya? Hiçbir şey. Bu aktörlere teslim olmayacağız. Abi bu aktörler dediği kim? Kim? Galatasaray'ı al aşağı ver yukarı yapanlar. Belli. Kimler olduğu belli. TFF'nin içinde bunlar kimler oldukları belli olan adamlar. Ama biz onlara teslim olmayacağız. Yok işte onlar şunu istemiyor, bunu istemiyor diye. Böyle abi. Al işte burada da ne diyor? TFF işte Terim, Elmas. Hepsi ceza kurulunda abi. Ne diyor adam? Bak şimdi Galatasaraysız olmaz diyor. Hadi ya. Yalancının Galatasaraysız olmazmış abi. Adam böyle diyor. Kim diyor bunu? TFF başkanı diyor. Yersen abi yersen. Galatasaraysız olmazmış. Ya sizin Galatasaray umrunuzda değil ya. Galatasaray'a nereden bir pandiz atarız? Galatasaray'ı nereden tepeleriz? Diyorsunuz. Ondan sonra abi işte derbide rakip kulübün başkanıyla böyle oho ne samimiyet ne. Zaten galibiyetlerinden dolayı da kutladı. Galibiyetlerine bir şey demeyeceğim dedi. Of güzel ne güzel. Peki kardeşim bunu yaptın iyi güzel.
bunu yaptın, bunlar güzel işte, oraya TFF temsilcisi gelmiş. Peki bunu da söyledin mi emmi? Bak bak bak, bu adam da işte Fenerbahçe'nin oradaki görevlilerinden biri. Ne yapıyor abi o? Galatasaray taraftarına bak ne yapıyor? Bak baba, orta parmaklar nereye doğru gidiyor abi? He? Nereye gidiyor? Adam diyor ki işte oradan bana kart gösterdim, buradan göster diyor. Oradan geliyor bak, çizgiye bastım diyor kart. Öbüründe de bir kart daha, hakaretten ceza kuruluna gidiyorsun abi. Git bak ne yapıyor adam? Ceza kuruluna seni abbas etmiş, göndermiş. İşte burada bakın. Bakın abi bak diyor, Burak Elmas diyor. Burak Elmas ne demiş burada? Burak Elmas hakaret, Fatih Terim hakaret, tedbir tedbirlere uymaması, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, merdiven boşluklarını boş bırakmamaları, 52 bin seyirci, temsilci demiş ki bunlar 52 bin seyirciyle küfür ettiler, tamamen stadı kapatacaklar abi. Hadi bakayım şimdi, hadi bakayım, sen hala bu TFF'yi yıka, yağla, yıka, yala abi. Çüş, çüş be! Astir be derler adama, zaten dediler. Abi ben burada sohbeti kesiyorum. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen bu sohbeti yayalım da herkes rezaleti görsün arkadaşlar. Rezaleti görsün. Bu konudaki yorumlarınızı da bekliyorum. Sonra sizin görüşlerinizi paylaşacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın kardeşlerim.